Herkese merhaba. 6 haftalık vücut değişim serimiz sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda bunları yaptınız. Ne kadar düzenli yaptınız bilmiyorum ama gelen yorumların hepsini okuyorum. Gelen yorumlarda şöyle şeyler vardı. Bunlar bana zor geldi. Ben ilk kez başladım. Hepsini güzelce yapamadım. İçime sinmedi. İçinize sindirmek için bu haftadan itibaren yepyeni başlayanlar için, hayatında tertemiz yepyeni bir spor sayfası açmak isteyenler için yeni bir 6 haftalık maratona başlıyoruz. Diğer vücut değişim kampını yapmaya devam edebilirsiniz. Ama eğer zorlandıysanız ve ben yeni başlıyorum, lütfen daha kolay hareketlerden adım adım gitmek istiyorum derseniz yeni 6 haftalık serimiz tamamıyla yeni başlayanlar için. Önceden herhangi bir spor background'um yok. Fazla kilolarım var. Çok rahat hareket edemiyorum. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı tam olarak bilemiyorum diyenler için 6 hafta boyunca yeni videolar birbirine eklenecek. Her video bir ders diye düşünün. Esnemeden önce videoyu başa alıp 3 kez tekrar ediyorsunuz. Bir hafta boyunca o videoyu yapıyorsunuz. Sonraki hafta diğer videoyu yapıyorsunuz ve kendinizdeki gelişimi fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Tabii ki sağlıklı beslenme olmazsa olmaz. Bugün birlikte bu kararı veriyoruz. Hazır mıyız? Başlayalım. Nefesle başlayacağız. Kısaca nefesi anlatarak başlayacağım. Pilates'te nasıl nefes alıp vereceğiz? Nefesi kullanacağız. Karıştırırsanız da önemli değil. Alın verin. Fakat doğru nefesle en derin kaslarımızı dahi çalıştırmış oluyoruz. Bu yüzden önem verdiğim bir konu. Nefes alırken kaburgalarım iki yana doğru açılıyor. Böyle ciğerlerimin yanına doğru nefes alıyorum. Sanki bir şemsiye gibi açıyorum. Ve nefes verirken ağızdan boşaltıyorum ve sanki iyice bir balonu söndürüyor gibi içimdeki havayı boşaltıyorum. Burundan al, ağızdan ver, haydi 3 tane. Kaburgaların altına koy ellerini, hafif bir basınç yap. Hisset orada ellerini ve nefes alırken ellerinin yana doğru açıldığını düşün. Ve son bir kez. Güzel. Biraz rahatladık mı? Kasmayın. Rahat olun. Bu serilerde nefesi karıştırıyorum diye stres yok. Yalnızca nefes tutmayın. Şimdi dört ayak pozisyonuna geçiyorum. Dört ayak hizalanmamda ellerle omuzlar, kalçayla dizler aynı hizada ve omurgam bir masa gibi uzun. Aynı nefesi burada yapacağım. Nefesi alırken karnım aşağıya böyle şişerek inecek ve nefes verirken karnı yer çekimine karşı topladığımı hissedeceğim. Birlikte yapıyoruz. 4 tane. Al nefes. Ve ver. Dört ayak hizalanmamı bozmuyorum. Yine ellerle omuzlar, kalçayla dizler aynı çizgide ve omurgam düz bir çizgi haline. Bunu yapmak için kalçayı ne geriye ne de öne yuvarlamıyorum. Nötr pozisyonda tutuyorum. Ve nefes aldım. Nefes verirken kalçayı kendi yüzüme doğru çevirerek başlıyorum ve göbek deliğime doğru bakıyorum. Sırtım bir kedi sırtı gibi oluyor. O yüzden bu hareketin ismi cat cow, yani kedi ve inek. Şimdi inek olacağım. Hazır mıyız? Ve nefes alırken yine kalça geride. Tek tek omurlar düzeliyor. Ve göğsü karşıya doğru açıyorum. Bunu yaparken kalçayı biraz daha, eğer belinizde bir sıkıntı yoksa, geriye döndürebilir. Ya da nötrde de kalabilirsiniz. Tekrar ver nefes, döndür kalçayı. Bakışlar göbek deliğine. Nefes alırken kalça, bel omurları, sırt ve yüksel. Ve kedi. İnek ve son kez. Ve geldim. Dört ayakta devam edeceğim. Dört ayakta devam etmek şöyle güzel. Bazen yorumlar geliyor. Bu bükülmeler, mekik hareketlerinde zorlanıyorum diye. Dört ayakta bütün hizalanmayı koruyarak durabilirsem karın kaslarım da, derin kaslarım, kor kaslarım da çok aktif bir şekilde çalışıyor. O yüzden önemli. Bol bol bu ilk bölümde dört ayakta duracağız.
Şimdi, başımdan kuyruk sokuma kadar su dolu bardaklar dizdim. Bardaklar oynamayacak, sular dökülmeyecek ve sağ kolu uzatıyorum kulağıma doğru ve geri. Ve sol kol, geri. Ver nefes, uzan ve gel, konsantre ol. Tamamen ağırlığının merkezde olduğundan ve bardakları dökmediğinden emin ol. Haydi bir sağ bir sol. Ve geldik. Şimdi sağ bacak ve sol bacak sırayla gidecek. Yine su dolu bardaklar var, unutma. Kalça, leğen kemiklerim yere paralel. Bunlar açılmasın. Ve hizalan tekrar. Ver nefes, gönder sağ bacağı. Al geri koy. Ve sol bacak. Geri. Bunları yaparken destek bacağın üzerine yığılma. Devam et. Bacağı uzatırken diğer bacağa doğru bütün ağırlığını verme. Ağırlığını merkezde tutmaya çalış ki sular dökülmesin. Ve geldik. Hazırsak ters kol ters bacağa geliyoruz. Hazır mıyız? Evet. Sol kol sağ bacak. Seçtiğiniz zıt kol zıt bacakla geri, ileri ve geri. Ver nefes ve al. Titreyebilirsin. Bir tarafa doğru dengen bozulabilir. Sağ ve sol taraf farklı olabilir. Sıkıntı yok. Devam et. Yalnızca fark et. Bu derste fark et. Nasıl düzeltebilirsin onu düşün. Ve bırakma. Son iki. Ve son kez. Ve geldim. Eğer yorulduysan biraz çocuk pozu yapıp dinlen. Dinlenme süresi uzun değil, devam ediyoruz hemen. Bütün vücudu aktif olarak çalıştırmaya devam etmek için dört ayakta devam ediyorum. Karnı hisset. Her nefes alışverişte dersin başında söylediğim o havayı boşaltma hissini yakala. Ve şimdi dört ayaktayken tek ayağın bir kuyruk. Kedi ya da köpek besleyenler için çok tanıdık bir hareket. Bir sağ, bir sola. Ayağıma bir sağdan bakıyorum. Bir soldan. Ver nefes ve al. İki tane daha. Al ve koydum. Şimdi öbür bacak ve ver. Al. Hakkı, senin kedin var mı? Yok mu? Ve son kez ve geldik. Ve tekrar çocuk pozu. Ve şimdi yüzüstü yatıyoruz. İlk ders böyle yumuş yumuş yapıyoruz her şeyi. Yavaş yavaş seviyeyi her hafta arttıracağım. Ama şimdi nefesine ve doğru hizalanmaya maksimumda odaklan. Alnı yere koydum. Leğen kemikleri yere basıyor. Avuç içleri tavana. Ve bacak kalça aktif. Karın aktif. Omuzlar eğer kulaklara yakınsa maksimumda indir aşağı. Eller ayaklara doğru uzansın. Ver nefes, kollar tavana doğru çıkıyor. Ve al. Ver, 6 tane yapacağım. Kürek kemiklerinin arası maksimumda sıkışsın. Uzan yukarı ve omuzlarını açmaya çalış. Ve yukarıda kaldım. Şimdi kısa kısa yukarıya doğru kolları ve avuç içlerini ittiriyorum. Sanki bir hava var, yukarı itmek istiyorum. Bir yandan omuzlar kulaklardan uzak. Hissediyor musun kolları? Ve kürek kemikleri yaklaşsın birbirine. Ve yavaşça dinle. Evet, şimdi tekrar alnı koydum. Kolları iyice yere uzattım. Kalça ve bacak aktifliğini koruyacak. Dirsek çekeceğim. Ve ver nefes, çek dirsekleri. Al, uzat. 6 tane. Son kez. 6. Ve geldim. Tekrar bir çocuk pozunda dinleniyorum. Yan yattık. Elimi uzattım. Başımı üstüne koydum. İsterseniz araya bir havlu koyabilirsiniz. Ve iki bacağımı aynı hizaya getirmeye çalışıyorum. Leğen kemiklerim karşıyı gösteriyor.
Omurgam elimden itibaren bir çizgi halinde. Eğer dengede zorlanırsam birazcık bacakları matın önüne doğru alabilirim. Bu el destek verecek ve 6 tane. Üstteki bacağı point yap ve yukarı 6. 5. 4. Ver nefes yukarı kaldırırken. Çok kaldırmıyorum. Leğen kemiklerim karşıyı gösteriyor ve kaldım. Burada flex yap. Kısa kısa. 6. 5. Daha küçük. 4. Kalçayı hissetmen lazım ve bacağın özellikle dış kısmını. 2 ve 1. Geldim. Hiç vakit kaybetmiyorum ve bu tarafa hemen dönüyorum. Konumu aldım. Hizalanmaya dikkat ettim. Elimle destekliyorum. Burası sabit. Yalnızca bacak oynuyor. Point. Ve yukarı. 6. 5. Ver nefes, uzan. Bacak gergin. Belinin oynamadığından emin ol. Ve bir son kez. Çek flex'e. Ve 6. 5. 4. 2 ve 1 geldik. Ve sırt üstü yattım. Bacakları uzattım. Bel boşluğumu doğal bir şekilde ne abartıyorum ne yere yapıştırıyorum. Rahatlayacağım. Nefes al, ver. Ayakları flex yapabilirsin ya da tamamen bırakabilirsin. Kollar tavana ve bir şeye erişmek ister gibi parmak uçlarını tavana doğru iyice gönder. Ve sonra tuttuğun bir şeyi geri çek. Uzan, uzan, uzan. Ve geri çek. Son kez. Geri çek. Ve şimdi tek kol başın gerisine, tek kol kalçanın yanına. Yukarıda kavuştur ve geri gel. Bu harekete kadar olan kısmı biraz daha şu an rahatlamaya da çalışıyoruz. 3 kere yapabilirsin. Bu harekete kadar olan kısmın için geri dön. 3 kere bütün hareketleri tekrarla ve sonra buraya gel. Ya kollarla yarım daire yapıyorum. Eller yeri süpürerek geliyor maksimumda. Eğer omzun ve göğsün buna izin vermiyorsa yalnızca uzan, yapabildiğinin maksimumunu düşün. Ve son kez. Ve geldik. Hep birlikte yeniden başladık. Rahat, kolay ama çok efektif hareketler. Nefese ve hizalanmaya dikkat ediyoruz. Videoların devamı için hala abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Çünkü diğer bölümlerle birlikte kendinizde göreceğiniz gelişme çok güzel olacak ve sizi çok mutlu edecek. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Şuradaki zilci tıklayın. Ve eğer videoyu beğendiyseniz beğene basın ve sevdiklerinizle paylaşın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşça kalın.